Evet arkadaşlar, ofis dosyaları meşhur artık, çok bilinen, yıllardır kullandığımız hem eskilerin hem yenilerin iş dünyasında gerekse de kişisel hayatımızda bolca muhatap olduğumuz dosya çeşitleri. Bununla birlikte geçmişte hepiniz bilirsiniz eğer malware dünyasıyla bir şekilde ya da virüslerle bir şekilde haşır neşir olduysanız. Saldırganların genel tercihleri aslında ilk olarak doğrudan çalıştırılabilir executable'ların bizlere vektörler yoluyla işte mail, web veya USB, CD, eskiden disket bizim zamanlarımızdan kalma göndererek çalıştırmakla alakalı motivasyonları var iken artık gerek kurumların gerekse de artık kişisel koruma sistemlerinin bu tarz executable'ları doğrudan engelleyebilme kabiliyetlerinin çok üst düzeye ulaşması, neredeyse %99'ları zorlayan derecede mükemmel korumaları nedeniyle artık saldırganlar da haliyle farklı yollar ve metodolojilere yönlenmeye başladı. Office ve PDF burada ilk öne çıkanlardı. Şu anda da hala güncelliğini korumakta. Yani günümüze geldiğimizde bir saldırganın bir kuruma sızmakla alakalı ya da bir red team'le alakalı yapılan aktivitelerde kurumların, güvenlik kurumlarının yaptığı aktivitelerde artık executable'ların çok tercih edilmediğini görüyoruz saldırılarda veya sızma girişimlerinde. İşte bir istatistik buldum internetten. Burada 2020 yılında neredeyse tüm malicious aktiviteler için saldırganların tercih ettiği yöntemlerin ofis dokümanları ve PDF'ler olduğu görülmekte. Yani saldırganlar artık tercihlerini bu dosya tipleriyle phishing'lerle olsun veya diğer türlü aldatma yöntemleriyle olsun kullanmakta. Bunun en büyük sebebi de az önce bahsettiğim girizgahta yapmış olduğum o executable'ların artık initial vektör yani ilk o zincirin bulaşma aşaması, sistemlere sızma aşamasında çok fazla artık tercih edilebilir olmamasından kaynaklanıyor. Popülerliğin artması bu ofis dosyalarından ve PDF dosyalarının. Hakeza PDF dosyaları da bayağı meşhurdular. Sık sık PDF dosyalarıyla da saldırma yönünde çok güzel bir trend yakalanmıştı saldırganlar geçmiş yıllarda. Lakin Adobe Acrobat PDF Reader'da o çıkan exploitler veya orada bulunan zafiyetlerin sömürülmesi artık browserlarında birer PDF Viewer olarak, PDF Reader olarak kullanılmasıyla beraber ve PDF Reader'dan kastım da Adobe Acrobat Reader'da arkadaşlar bir JavaScript'in çalışabilmesi, bir makronun çalışabilmesi mümkünken browserlar buna destek vermiyor ve sadece size ilgili PDF'in o içinde JavaScript'i varsa o yeteneğini kırparak sadece içinde görülmesi gerekiyorsa ve bir de belki bir URL varsa o URL'e tıklanmakla alakalı bir motivasyonu sunan hale geldiklerinden saldırganlar PDF dosyalarından da gittikçe arkadaşlar ne yaptılar? Hedefi ofis dosyalarına doğru yönlendirdiler. Ve baktığınızda hani peki neden ofis dosyası? Niye bu ofis dosyaları bu kadar popüler? Korunması neden bu kadar zor? Veya aslında şimdi göreceksiniz ofis dosyalarının neden bu kadar kompleks bir yapıya sahip olduğu ve saldırganların neden bu ofis dosyalarını tercih ettiğini şimdi inşallah içerikle sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada o doyurucu bilgileri vermeye çalışacağım. Çünkü ben ofis dosyalarıyla haşır neşir olmaya başlayınca ki yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Çok da kendimi tanıtmadan başladım. İbrahim Akgül olarak belki sektörden tanıyanlarınız vardır. Dileyen arkadaşlar LinkedIn'den bakabilir. Yani underground dünyadan yetişme, malware'lerle çok fazla haşır neşir olan, exploiting dünyasında geliştirmeler yapan bir kardeşinizim. 20 yıl oldu sektörde hemen hemen. İşte hep executable'larla, kernel modla veya işte işletim sistemlerinin internal'larıyla uğraşan birisi olarak çok yakın bir zamanda ofis dosyalarıyla böyle haşır neşir olmaya başladım ben de açıkçası. Ve gördüğümde çok pişman oldum. Keşke dedim zamanında girseymişim bu tarafta. Çünkü boşuna Excel'lerde biz obfuscation'lar, efendime söyleyeyim işte malfunction hareketlerle işte gidelim orada virüsümüzü çok daha tanınamaz hale getirmek, antivirüsleri atlatabilmek, sandbox'ları atlatabilmek için taklalar atıyorduk. İşlemci kodları üzerinde assembly kodlarıyla ya da C'deki o inline fonksiyonlarla harikalar oluşturmaya çalışıyorduk ki bir şekilde bu kedi fare yarışında biz önde olalım.
Ancak analizde hakeza aynı şekilde şeydi, kapsamlı ve kompleksti. Ama ofis dünyasına baktığımda hakikaten arkadaşlar, ofis dünyasının bu kadar derin, bu kadar bir malware yazarı için mükemmel hazineler barındıran bir yer olması ve neden bu kadar çok tercih edildiği ile alakalı soru işaretlerime de cevap almış oldum. Bunları da inşallah bu session'larda sizlerle paylaşacağız. Çok klasik bir şeyden bahsedelim. Hepinizin bildiği gibi böyle meşhur bir hani kill şeyini gösteren, işte bir saldırının nereden başladığı, nereye gittiğini anlatan diyagramlardan birisi bu da. Benim internetten rastgele seçtiğim. İşte adam size mail atar veya siz web yoluyla ilgili dosyayı indirirsiniz. Ne bileyim USB'den çıkar ofis dosyası veya PDF veya başka bir şey. Siz onu açarsınız. O ilgili dosyanın içerisinden bir makro çıkar. O makro gider PowerShell'i çağırır. PowerShell gider internetten executable'ı indirir. Executable içeride eğer yine başka bir yerden exe indirilecekse onu indirir veya doğrudan aktivitesi neyse artık Trojansa Trojanlık yapacak veya İşte bir backdoor açacaksa onu yapacak. Persistence ise o ya da ransomware artık günümüzün meşhur popüleri kendisi. Hiç etliye sütlüye karışmayıp doğrudan makineyi şifreleyip hadi güle güle deyip çıkacak. İşte bütün bunların gerçekleşmesi için bir kill chain'imizin basit bir görünümü. Peki burada ilk dikkati çeken şu arkadaşlar. Bu kill chain'in hemen hemen yani günümüzün güvenlik çözümleri, ürünleri ailesinde bu kill chain'in hemen hemen her yerine adreslediğini iddia eden ürünler var. İşte ilk endpoint'ten başlayalım mesela. Kendi client'ımızdan, makinemizden. Adam diyor ki ben senin executable'ın daha diskin üstüne yazıldığı anda veya çalıştırılacağı sırada işte antivirüsümle bunu önce statik, sonra dinamik, heuristik analizlerden geçirir ve bunun tespitini yaparım. Şöyle reputasyon analizi yaparım. Veya işte biliyorsunuz protection ürünleri yani EPP ürünleri atlatılma konusunda baya meşhurlar. Bypass edilme konusunda. O yüzden bir de buraya network katmanı özellikle kurumsal dünyada sandbox analiz cihazları girdi. Yani size diyorlar ki işte bir malware analisti size kurumunuza dedik etmektense ben bir sandbox cihazı satayım. Bunun içerisinde zaten bir malware analisti var. Hatta 50 tane, 40 tane, 30 tane kutunun büyüklüğüne göre. Her gelen dosyanı bu malware analisti atsın. Kendi içerisinde gerçekten bir kullanıcıymış gibi bunu atsın, tıklasın, çalıştırsın. Senin yapacağın tüm aktiviteleri bu sandbox analiz cihazı yapsın ve tüm görüntüyü sana raporlasın. Burada da handikap arkadaşlar eğer çok jenerik bir sandbox konfigürasyonu yaptıysanız burada saldırganlar veya yazarlar ne yapabiliyorlar? Bypass etme konusunda yine ellerinde ilgili sandbox ürünün artifektlerine göre yetenekleri oluyor. Veya Red Team için kurumunuzu özel olarak hedef alan kişiler varsa burada yine sandbox'larınızda Golden Image kullanmadıysanız işte yine orada atlatmakla alakalı motivasyona sahipler ama asıl bir kısım daha var ki sandbox analiz cihazları, dinamik analiz yapan ürünler aslında öyle söyleyelim. Mutlaka tarama için minimumda 3 ve 5 dakika süreyle sizi bu konuda bekletiyorlar. Yani kurumunuz eğer e-mail alma konusunda veya dosya downloadları konusunda çok hassas bir kuyrukta beklemek gibi bir şeye sahip değilse siz her gelen e-maili illa Sandbox analizden geçsin 3-5 dakika beklerim ben demediğiniz müddetçe Sandbox analiz cihazı onu mirrorlayarak köşede analiz eder ama dosya bir şekilde yine client'ınıza ulaşır ve o sırada infekte olan kullanıcınız Sandbox cihazı her ne kadar 5 dakika sonra "Aa bak ben bir zararlı yakaladım." dese de artık içerideki vektörlerden birisi etkilenmiş olur. Ve akabinde geriye doğru gittiğimizde artık yani mailin geldiği yerdeki email phishing çözümü ürününüz orada yine statik incelemeler yapar. Çünkü o ürünün de üstünde arkadaşlar sadece bir antivirüs var ya da sizin rule'larınız var, kurallarınız var. Bana kesinlikle exe girmesin. Bana kesinlikle DLL, batch file, PowerShell işte bunlar olmasın. Document dosyaları girebilir. Excel, PDF bunlar gelebilir ama bunların da içinde makro varsa yani sonu docmg ise işte xlsm ise yani makro olduğunu ifade eden bir ifadeye sahipse ben kesinlikle bunları kabul etmiyorum deyip sıkılaştırabildiğiniz kadar sıkılaştırırsınız. Ama lakin gerçek dünyada görüyoruz ki arkadaşlar tüm bunların hepsi hala çatır çatır bypass edilip ne yapılabiliyor? Kurumlara veya kişilerin sistemlerine sızılabiliyor. Bilmekte. Peki neden ve nasıl olmakta bunlar? Şimdi artık sunum tarafı beni çok sevdiğim şey değildir arkadaşlar. Beni tanıyanlar bilirler. Ben aksiyon adamıyım. Açarım canlı canlı. Her ne kadar Murphy yasalarını göze almak da şey oluyor burada açıkçası. Çok fazla size sunumla sıkmayacağım yani.
Peki geçelim şimdi işin asıl heyecanlı kısmına. Niye ofis dosyaları böyle bir dünyaya sahip hala kullanılmakta? Neymiş o bizim o kadar derin dediğimiz durumlar? Değerli arkadaşlar, ofis dünyasında herhangi bir Excel, Word, PowerPoint veya işte presentation'ların diğer kullanıldığı meşhur publisher'lar var. Tüm bu ailenin hemen hemen hepsinin bir dosya tipi, dosya yapısı, dosya formatı dediğimiz bir yapıya sahipler. Bunların ilk ofis dünyası Office 97, yani Office 95-97, sonra 2003, 2007, 2010, 2013, 2000 küsürler, 2016 ve en son 2020 çıktı herhalde, yanılmıyorsam. Çok fazla artık 2019'du, pardon. Çıktı. Bizim bu şeceresini saymış olduğumuz ofis dosya tipleri içerisinde incelediğimizde aslında iki kısma ayrıldığını görüyoruz. Tüm ofis dosyalarının structure'ının, others dediğimiz kısmı şimdilik es geçeceğiz. Burada ilk arkadaşlar tüm ofis dosyaları aslında adını Olle Compant dediğimiz, yani Microsoft'un meşhur obje yönelimli her şeyi bir objeden sayan dosya tipi formatlarını kendisinin değil aslında, bu bir konseptti. Bu konsepte de kendisini uydurarak oluşturduğu, ki az sonra structure'larını göreceğiz yavaş yavaş, bir dosya tipi bu. Ve 95 ve 2003'e kadar devam etti. 2003'ten 2007'ye kadar XML formatı bir ara form olarak geldi. Sonra tamamen aslında OOXML dediğimiz 2003 ve sonrasında, ki 2007, 2010 ve ondan sonrası artık bu formata büründü. XML structure'a büründü. Ve tüm dosyalar aslında bildiğiniz birer ziplenmiş XML dosyası olarak kullandığımız ofis dosyaları halinde bizlere hizmet vermekte. Lakin backward compatibility, yani geriye uyumluluk nedeniyle Microsoft hala Office 95'ten kalma dosya tiplerini de ne yapmakta? Açabilmekte, parse edebilmekte ve bizlerin önüne sunabilmekte. Ofis dünyası için bilinen en büyük şeylerden birisi, yanlışlardan birisi de şu, özellikle saldırı dünyası için. Hani bunu not edebilirsiniz aklınıza. Hemen hemen herkes arkadaşlar ofis dünyasında sadece makrolarla bir şeyler yapılabildiğini düşünüyor. Yani şuradaki sunuma geri dönecek olursak, hani sunumun orijinalinde de burada bu vardı. Macro VP edilmiş bir doc dosyası geliyor. Böyle bir şey arkadaşlar yok. Yani makro, evet, saldırganların çok tercih ettiği, çok popüler bir yöntem. Ancak ya ben sadece makroları engelledim, makrolara asla izin vermiyorum, ofis dosyalarından bana bir şey bulaşmaz diye bir kaide, bir olay yok değerli arkadaşlar. Şimdi sebeplerine ufak ufak inelim. Şimdi bütün ofis ailesindeki tüm ürünlere tek tek bakmayacağım açıkçası. Çünkü sunumun asla vakti böyle bir şeye yetmez. Yani Excel'e ve Word'e bakacağız. Yoksa burada PowerPoint de var, Publisher da var, diğer ofisin ailesindeki ürünler de var. Hakeza bunlar da ne yapılabiliyor? Aslında birer saldırı aracı olarak kullanılabiliyor. Tabii en popülerlerden Excel ile başlayalım. Kendisi Excel'in görmüş olduğunuz gibi iki tipi, işte az önce saymıştık, XML ve OLE tipine sahipler. Burada Excel'de regular dediğimiz, yani standart aslında bir Excel'i açıp yeni bir Excel sayfasıyla çalışmaya başladığınızda, siz aksini belirtmediğiniz müddetçe, herhangi bir makro yazmadığınızda aslında sadece varlığı sizin için regular bir XML dosyası olan, uzantısı XLSX olan bir dosya tipi. Eğer makro kullanmayı tercih ederseniz değerli arkadaşlar, burada makrolarında iki türü var. Yani ben içini otomatize edeceğim, bir şeyler yazacağım dediğinizde makrolarda da iki tür var Excel için. Birisi VBA5 dediğimiz, yani Visual Basic 5 no'lu versiyonu, ki bu şu anda aktif olarak kullanılan versiyon. Birisi de Visual Basic 4 dediğimiz, yani Excel for Macro aslında dediğimiz bir makro tipi. Bu makro tipinde siz arkadaşlar bir Visual Basic aslında yazmıyorsunuz. Yani editör kullanmıyorsunuz. Hücrelerin içerisine, az sonra göreceğiz örneklerimizde, birer hücre formülleri yazarsınız, yani eşittir, artı, topla, A1 ile A2 hücresini. Aynı o tarzda arkadaşlar makro yazabileceğiniz bir ortama sahip olabiliyorsunuz. DDA dediğimiz, aslında yine Olle Compant da hayatımıza girmiş olan Dynamic Data Exchange varlığı, ki bu Excel'de de, Word'de de ve diğer ürünlerde de mevcut ofisin. Burada da siz diğer ofis formatlarıyla veya işletim sisteminin bazı yetenekleriyle konuşabiliyorsunuz. Ve Embedded Olle Object dediğimiz, yani bir Excel'in içerisine ya da bir Word'in içerisine arkadaşlar masa üstünüzden tutup kopyaladığınız bir oyun.exe'yi veya virüs.exe'yi
içine yapıştırabiliyorsunuz. Ve daha sonra dosyanızı açan birisi içindeki o dosyayı çift tıklayarak çalıştırabiliyor. Yani tıpkı bir zip dosyasının içerisinde bir dosya taşıyabiliyorsunuz ya, aynı o şekilde ofis dosyalarının içerisinde de bu dosyaları taşıyabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve aynı zamanda Excel'ler arkadaşlar, tabii hepinizin bildiği gibi parola korumalı olabiliyorlar. Bu parola korumasında veri şifrelendiği zaman, enkript hale geldiğinde o ilgili sizin OYO XML, yani XML tabanlı Excel'iniz aslında enkript edilir edilmez bir OLE compound nesnesine dönüyor. Yani bir OLE nesnesine, sanki o 2003 yılında yapılmış nesne haline çevriliyor ve ta ki siz şifreyi açana kadar. Siz şifreyi girip açtığınızda extract oluyor, tekrar XML haline geliyor ve tekrar soldaki kısımlardan işlem yapabiliyor. Saldırganlar encrypted dosyaları bolca kullanıyorlar arkadaşlar. Encryption'ların da türleri var. Agile olan IIS dediğimiz, non-agile olan RSA'yı kullandı veya XOR ya da zor encryption metotlarını kullanabiliyorlar. Ve Excel'in yine aslında ne XML ne de OLE olan ama uzantısı görmüş olduğunuz gibi Symbolic Link dediğimiz meşhur hani kısa yol dosyaları var ya arkadaşlar, o işte. O Symbolic Link'lerle gelip ne yapıyorlar? Yine saldırganlar bunları da bir batch file gibi içi göreceğiz az sonra kullanabiliyorlar. Add-onlar dediğimizde biliyorsunuz Excel'in meşhur pluginleri, hani bir Excel'i açtığımız zaman pluginler çıkıyor ya karşımıza. O pluginlerden bahsediyorum. O pluginler de iki tür var arkadaşlar. Yine birisi OLE plugin, yani yine bir ofis dosyasına benziyor. İçini açıp analiz edebiliyorsunuz ama bir de executable. Tıpkı bildiğiniz DLL. Zaten uzantıları da WLL, yani D harfi, dinamik. DLL'in başındaki D, Denizli'nin D'si yok. Başında eğer Excel ise X harfi var. Word ise W harfi var. Ama bunu içine açtığınız zaman bakıyorsunuz ki bu bir şey değil. İçi işte diğer şuradaki analiz edebileceğimiz yerler gibi bir XML nesnesi veya bir OLE nesnesi değil. Tamamen bir executable. Yani bir DLL'i nasıl, exe'yi nasıl analiz etmek zorundaysanız bunu da öyle analiz edeceksiniz. Ama çift tıkladığınızda ofis dosyasıyla beraber açılıyor. Yani Excel'le beraber açılıyor, Word'le beraber açılıyor. Saldırganlar bunu da kullanıyor arkadaşlar. Word dünyası da hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani çok fazla şeyi yok, bir karmaşıklığı yok Excel'den. Sadece burada Word dünyasında RTF, yani meşhur bildiğiniz bu aslında RTF, Rich Text Format. Bu ofis yokken var olan bir formattı. İlk dünyada Word hani varken Windows 3.1 ile beraber bilenler bilir. Benim gibi dinozor olanlar. Oralardan kalma bir format. Ama bu format hala destekleniyor. Çift tıklanıldığında ofis de açılıyor. Hatta çok da güzel saldırganlar bunu bolca kullanıyorlar. Sebebi hikmetini de anlatacağız. Çünkü RTF tıpkı bir Word dosyası, bir ofis dosyası gibi açılabiliyor. Ama analiz ederken kendisi ne bir XML dosyası ne bir OLE dosyası. Kendi nevi şahsına münhasır bir hali, bir durumu var arkadaşlar. O yüzden tamamen bağımsız olarak incelenmeli. Yine ofis dosyalarında makrolar yazabiliyorsunuz. İçine nesneler gömebiliyorsunuz. Yine Excel'deki gibi DDL'ler çalıştırabiliyorsunuz. Bir de Flat XML adı verilen bir durum var ki aslında kendisi bir XML ama normal şartlarda bir exe arkadaşlar, Excel dosyası açtığınızda ve kaydettiğinizde bilirsiniz hepiniz, uzantısı her ne kadar XLSX olsa da sağ klik deyip WinZip'le veya 7Zip'le ya da WinRAR'la onu açtığınızda aslında içinden başka dosya tipleri, XML'ler çıktığını görürsünüz. Ama bu Flat XML tamamen tek başına bir XML dosyası. Herhangi bir şekilde içini aç da dışarı çıkart diyemiyorsunuz. Sağ klik Notepad++'la açtığınızda aslında bildiğiniz bir XML dosyası. Ama çift tıkladığınızda şu arkadaşların yapabildiği, her şeyi yapabilen değişik bir format. Yani analize ayrıca muhtaç bir format. Yine add-onlarımız var. Az önce anlattık. Çok fazla girmeyeyim. Ve gelelim atak türlerine. Bunlar sadece benim çıkartabildiklerim. Yani burada daha farklı belki yazmayı unuttuğum var mıdır bilemiyorum. Hani son 1,5 senedir bayağı ofis dosyalarıyla haşır neşirim. Aynı zamanda koruma önlemleri geliştirmeler de yapmaya çalışıyorum bununla alakalı. Onlardan da bahsederiz ilerleyen dakikalarda. Değerli arkadaşlar, atak tipleri şunlar. Bakın, Visual Basic makrolarından bahsetmiştim. İki çeşidi var demiştim. İşte DDA var, injection çeşitleri var ve others dediğim aslında non-generic olanlar. Yani hemen hemen tüm dosya tiplerinde veya dosya tipinin kendisine nevi şahsına münhasır çalıştırılabilen aktiviteler. Her birisi tamamen gerçekten ayrı bir belki session, ayrı bir anlatım konusu olması gereken saldırı türleri. Mesela bir Visual Basic makrosu yazıyorsunuz.
VBS Tombing adı verilen bir yöntem var. Az sonra yine göstereceğim canlı ortamda. Açtığınız zaman makronun içerisinde merhaba dünya yazıyor. Hadi diyorsun, çok zararsız bir makroymuş. Çalış diyorsun, hop zararlı dosya çalışıyor. Yani görünenle çalışan tamamen birbirinden farklı. Çünkü Visual Basic dünyasını tasarlarlarken Microsoft camcılar ne hikmetse P-Code dedikleri assembly gibi düşünün veya obje dili gibi düşünün. Bir dille sizin gördüğünüz text dünyasındaki gördüğünüz kısım arasına böyle bir ayrım koymuşlar. Bu ayrımı da iyi gören saldırganlar buradan yaralanıyorlar. VBA purging birebir stomping'in hemen hemen aynısı, sadece yaptığı işin tam tersini yapıyor. Obfuscation, bildiğiniz meşhur obfuscation'lar. Kod çok size okunabilir değil. Her şeyi saçma sapan karakterlere bölüp yapıyorlar. GUI hiding dediğimiz kısım, adam makro yazmış, her şeyi yazmış ama siz Excel'i bir açıyorsunuz. Excel size diyor ki makro falan yok. Yani makro yok. Nasıl yok ya? İşte bak orada sarı buton çıktı. Aktif et, makro var diyor. Ama makroyu incelemeye çalışıyorsunuz, makro size görünmüyor. Unviewable yine hakeza öyle. Random modül name Excel'i patlatmak, çatlatmak için kullanılıyor. Yani çok saçma sapan bir modül adı yazıyorlar. Modül dediğim aslında makroya verdiğiniz isim arkadaşlar. O isimlerle çatlatabiliyorsunuz. Hepsine tek tek değinmeyeyim. Ama burada en çok ilgimizi çekenlerden birisi arkadaşlar, Excel dünyası için Velvet Switch Shop dediğimiz bir olay anlatacağım. Çok eğlencelidir kendisi. Doğrudan exploit çalıştırabildiğiniz bir RTF exploit'i veya Word'de kullanılan bir exploit. Ondan sonra template injection dediğim bir yöntem. Bu da çok güzel. Yani tekrar ediyorum, bakın size herhangi bir ofis dosyası açtığınızda değerli arkadaşlar, bir ofis dosyası açıyorsunuz ve size şunu söylüyor. Bak bunda makro var, açarsan patlarız. Sadece şu ikisi için çıkar değerli arkadaşlar. Tamam. Makro var, açarsan patlarız. Bazen DDA'in türüne göre de çıkabiliyor ama buradaki türlerde öyle bir şey yok arkadaşlar. Adam o ofis dosyasını size gönderir. Siz çift tıklarsınız. Tıkladığınız anda öyle hiç size şey sormaz. Öyle bir şey aktif etmek istiyor musun? Bak bu kötü bir şey çalıştıracak gibi. Tıklamanız ve çalıştırmanız yeterli olmakta değerli arkadaşlar. Deyip hadi bitirelim. Ama son bu istatistiği de göstereyim. Yetim kalmasın, arkamızdan alamasın. İstatistiğimiz de şunu söylüyor. Ofis dünyasında daha çok eski tip, yani hala o ofis o 2003'lerden kalma dosya formatları mı kullanılıyor yoksa yeni nesil dosya formatları mı tercih ediliyor? Bu da onun kısa bir istatistiği. Öyle buldum, dedim paylaşayım, belki lazım olur. Deyip hadi dönelim ekranımıza. Şimdi arkadaşlar ben bu sunum için şöyle ayırdım bu arkadaşları. İşte Ole Kampant nesnelerinden, Word'ler, Excel'ler, yine yeni nesil tipte olanlar ve Others dediğim kısımda iki tane dosya tipi ayarladım. Bunlara hızlıca bir bakalım. Yalnız çok hızlı bir şekilde bunların statik analiz araçlarından da bahsedeyim. Zamanımı değerlendirmek istiyorum. Şimdi herhangi bir ofis dosyası geldiğinde eğer siz bunları klasik, standart, işte virüs total, ne bileyim, kendi kurumunuzun sandbox analiz cihazı gibi cihazlar dışında, ya şuna bir de elle bakayım ben, acaba ne vardır bunun içerisinde diye merak ediyorsanız, statik analiz aracı olarak arkadaşlar hızlıca bahsedebileceğim, işte meşhur Office Malware Scanner adı verilen bir araç var. Kendisine dosyayı veriyorsunuz, Office Malware Scanner'a. Diyorsun ki şu pet'teki şu dosyayı benim için bir incele bakalım, ne var? O da diyor ki vallahi hiç kötü bir şey bulmadım içinde diyor. Gayet güzel, temiz mesela. Ama info deyip baktığınızda işte içindeki makroların isimlerini görüyorsunuz. Size o makro isimlerini veriyor. Burada da onun zararlı olabileceği ile alakalı size suspicious bir uyarı verebiliyor. Veya işte bunun daha görsel analizini yapabileceğiniz hakeza bu tarz araçlar var. İşte ofis dosyasını veriyorsun, parse et diyorsun. Senin için parse ediyor ama burada bir sürü teknik bilgi lazım şimdi. Hani bilmeniz lazım. Structure nedir, ne değildir, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Sonra devam edelim. Soruları arkadaşlar şeyde alacağız. Son bitişe yakın alacağız. Onlardan hızlıca cevaplayacağım sorularınızı. Bazen sorular geliyor chat ekranına da o yüzden bunu söyleme gereği hissettim. Evet değerli arkadaşlar, akabinde yine bu tarz hex editörlerimiz var. Analiz yapabilmek için kullanabileceğiniz. İşte buradan özellikle eski tür dosya tiplerini seçebiliyorsunuz. Bakın Ole Kampant list diyor. Ben buradan bir tane zararlıyı seçiyorum. Zararlıyı ne yapabiliyorum? Böyle structure analize sokabiliyorum. Ama yine bir hex editör kullanabilme yeteneği veya şunların ne anlama geldiğini, header'lar, structure'lar biraz bilmek gerektiriyor. O yüzden bunlar tamamen tabii ayrı session'ların konusu. Ve girişimizi şuradan yapalım. Şimdi önce yeniden başlayalım isterseniz.
Bakın bir Excel dosyası açalım. Şimdi neden bahsetmiştim? Meşhur bir Velvet Switch Shop XLSX dosyası. Değerli arkadaşlar, şimdi normal şartlarda bir Excel dosyasını ben ilk defa create ettiğimde, şöyle sağ klik yapalım, yeni bir Microsoft Excel dosyası açalım, shift tıklayalım, açalım, içine bir şeyler yazıp kapatalım. Kaydettim. Çıktı. Şöyle yapalım. Sağ klik, çok uzun yer kaplamasın. Bakın, ayıkla diyorum. Yani bu dosyayı benim için extract et diyorum. Dosya extract oldu. Bakın bir file structure yapısı çıktı. Ama her birisi birer XML dosyası. Yani içini açıp aslında çift tıklayıp Notepad Plus'la veya Internet Explorer'ın kendi default XML Weaver'ıyla ne yapabiliyorum? Analiz edebiliyorum. Burada işte hocam neye bakacağız? Tabii dediğim gibi bunlar daha bilgiler gerektirir, derin bilgiler gerektirir ama burada baktığınız zaman işte shared strings'in içerisinde hemen hemen hiç o Excel dosyasının kendisini açmadan içine yazılmış tüm string'leri, URL'leri veya işte kötü niyetli PowerShell bilmem ne gibi ifadeler varsa görebilmekle alakalı hızlı bir aksiyon alabilirsiniz. Yani analizi açık açık plain text, açık metinler üzerinden yapabilirsiniz. Çok basit bir regex engine bile çalıştırır. Git her Excel dosyasını ya da her Office dosyasının içerisine zipini aç. Git benim için içerisinde PowerShell var mı, bilmem ne var mı gibi ifadelerle basitçe ara. Ondan sonra varsa bunu bana gönderme gibi çok basit scriptlerle ne yapabilirsiniz? Kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Lakin arkadaşlar aynı Excel dosyasını, yani şimdi Defensin adlı bir Excel dosyamız vardı. Bu Excel dosyamızı gelip biz parolayla korursak, içinde de bunun lütfen zararlı bir Excel dosyası olduğunu düşünelim. Korumaya çalışırsak, şuraya gelelim, göz at diyelim. Aynı yere bu sefer de encrypt edilmiş hali diyelim. Araçlara gelelim, genel seçenekler. Buradan ne yapıyoruz? Parola yazalım. Buraya 1Q, 2W, 3E, 4R parolası koyuyorum. Tamam dedim. Tamam dedim. Evet. Kaydet butonuna bastım. Arkadaşlar dosya aynı dosya. Yalnız tabii artık bir sonraki açışta bana ne diyecek? Parola soracak. Diyecek ki bu parolayı biliyorsan sana açabilirim. Yazdım. Sonra değişiklik için de ayrıca istedi. Yoksa salt okunur deyip aslında geçebilirdik. Ve ekran önümüze geldi. Peki buna sağ klik yapıp hadi bunun içerisindekileri arayalım dersek. Bakın hiçbir şekilde herhangi bir XML dosya yapısı içermeyen, içindeki tüm verileri aslında şifrelemiş bir şekilde saklayan bir dosya yapısıyla muhatabız. Yani açıp da şöyle, bunlar tabii information dosyalar olduğu için bunların içini açıp okuyabilirsiniz. Ama bu bize neyi söylüyor? İşte diyor ki bak encryption için kullanacağın parametreler, algoritmalar bunlar. Bu public key, PKI infrastructure değerlerini kullanarak beni çözmeye çalışabilirsin diyor. Yoksa gerçek bilgiler değerli arkadaşlar şunların içerisinde. Ama hiçbirisi okunabilir nesne değil. Her birisi şifreli. Peki o zaman ne oldu? Şifreli olduğu için statik analizden kaçabilmekle alakalı, öyle regex'e, megex'e ya da içindeki bazı değerlere bakabilmekle alakalı motivasyonunuz otomatik olarak bitti. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ya eğer dosya zaten hani parola soruyorsa, şöyle bir parola soruyorsa, ben zaten buna otomatik şüpheli bakarım. Açma kardeşim, kurum politikası. Biz kurumumuzda kesinlikle parolalı Excel'lere maille geldiğinde izin vermiyoruz. Parola soruyorsa güle güle diyoruz. Diyorsunuz ya. İşte Excel ne hikmettir? Bazen Microsoft'un böyle harika şeyleri oluyor. Yani harikadan kastım ünlemleyerek harika diyorum. Niye yapıyorlar bunlar? Kafalar güzelken mi yapıyorlar? arkadaşlar o parola yazmıştık ya, hani hatırlıyor musunuz? O parolanın eğer ismini, yani kullandığım o 1Q2W3E parolasını o şekilde değil de şu şekilde kullanırsam, yani parola Velvet Switch Shop olursa, tamam. Bakın şimdi Velvet Switch Shop'a geliyorum. Sağ klik, aç diyorum. Az öncekinin aynısı, görüyor musunuz? Şifreli. Yani adam şifreyle korumuş bunu. Ama eğer Velvet Switch Shop şifresiyle korumuşsa, bakın Excel ne yapıyor? Hiçbir şifre sormadı. Çat diye çalıştırdı.
çat diye de artık içindeki zararlı şey neyse, neyle karşılaşacaksak artık ona razı olmalıyız. Yani Excel altından, bu benim Task Manager'ım, yani Excel'in altından bir zararlı çalıştığı zaman açıp gösteren uygulamam. Burada değerli arkadaşlar, eğer olsaydı içerisinde bir Visual Basic makrosu veya herhangi bir şey, ki bunun içerisinde aslında bir URL var. O URL'e ulaşıp gitmeye çalışıp oradan bir zararlı indirmeye çalışıyor. Bunu da VBA form makrosu dediğim, az önce bahsettiğim hücrelerin içerisine yazan makro çeşidiyle yapıyor. Ama hani dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey şu: parola Velvet Switch Shop olduğu zaman şifreli, yani analiz araçlarından içi encrypted olduğu için kaçabiliyor. Ama aynı zamanda kullanıcının önüne bir şifre ekranı çıkartmadığı için sizin şifreli Excel'leri bana açma politikanızdan da sıyrılmış oluyor. Ya da adamı hiç şüphelendirmiyor, onu, kendisini kullanan kişiyi. Yani dediğim gibi Velvet Switch Shop böyle sihirli, magic bir password. Bu password'u kullandığınızda, ki saldırganlar da bunu görmüşler ve bunu değerlendirip buradan gol atmaya çalışmışlar değerli arkadaşlar. Hakeza ikinci örneğimize geçelim. Bakın, VBA Stomping denilen bir olay var. O VBA Stomping'i ama buradan göstermeyip şuradan açacağım. Bir Word dosyası üzerinden göstermeye çalışayım size. Hem de eski tipe bir dönüş yapalım. Evet, Emotet dosyamız ve VBA Stomping dosyamız. Şimdi arkadaşlar bakın, VBA Stomping'i açıyorum. Şimdi bana ne diyor? Diyor ki makro var diyor. Değil mi? Makro var diyor. Açma diyor. Ben de geliştirici sekmesine geliyorum. Diyorum ki makro nerede diyorum. Bakın, uyarı verdi. Diyor ki ya bozuk bu dosya herhalde. Ben açıp sana bunu gösteremeyeceğim. Yine de istiyor musun? İnat ediyorum, göster diyorum. Şimdi makro kısmına geldim. Makro yok. Aa, içi boş demek ki yani. Ama niye makro var diyor. Hadi içeriği etkinleştir diyelim. Bakın, aslında bir makro çalıştı. Yani ekrana message box, işte şu görmüş olduğunuz tekste P-Code'dan sana bu mesajı gönderiyorum dediği bir ekran attı. Yani siz makro kısmına girdiğinizde oradaki okuduğunuz veya okuyamadığınız, makro yok dediğiniz veya "Aa, bu makro masummuş, ekrana sadece merhaba dünya yazıyor" dediğiniz halin dışında, tamamen P-Code adı verilen, aslında o gördüğünüz makro olanının dışında Word'ün kendi o binary'sinin içerisine, bir opcode serisi gibi, yani işlemci kod serisi gibi düşünün. Microsoft'un kendi P-Code formatı üzerine yazılmış bir halini çalıştırıyor. Kısacası gördüğünüz şey çalışmıyor. O size uyarı veriyorsa Microsoft, orada makro var diye, ve siz makroya bakıp da "Aa, bu masum bir makroymuş. Yaptığı tek iş ekrana merhaba dünya yazmakmış" diye inanamazsınız arkadaşlar. Demek ki adamın elin oğlu size o gördüğünüzün dışında alt tarafta PowerShell'i çalıştırıp bilgisayarınızı ransomlayacak bir kod da yazabilirmiş. Bunun adına da Stomping deniyorlar arkadaşlar. İcat eden arkadaşlar da meşhur şeylerdi. Şurada açmıştım yanılmıyorsam. Evet. Evil Clippy adı altında bir araç var GitHub üzerinde. Bunu alıp indiriyorsunuz. İndirdikten sonra çok basit bir command line'ı var. Gidiyorsunuz masum ofis dosyasına, masum olmayan virüslü şeyinizi yazıyorsunuz. Bakın, fake code VBA dediğimiz yani. Bu Visual Basic makronuzu yazıyorsunuz. O gidiyor o makro dosyasının içerisine, yani merhaba dünya olanın içerisine virüslü makroyu yerleştiriyor. Ve masum kullanıcı da açıp makroya baktığında orada sadece merhaba dünya yazısını görüyor. Herhangi bir şekilde bir dosyayı açmamakla alakalı şüpheye kapılmadan gidiyor ve dosyayı çalıştırıyor. Sonra zararlı makro aslında devreye girmiş oluyor. Yani VBA Stomping dediğimiz özellikle hakikaten çok tehlikeli özelliklerden birisi. Ama eğer VBA Stomping kullanılmasaydı ne olurdu? Mesela işte bakın, meşhur Emotet adını vermiş olduğumuz çok yaygın kullanılan bir saldırı kampanyasıdır kendisi. Grup, Emotet grubu. Hiç durmazlar. Sabah akşam böyle ofis dosyaları üzerinden makrolarla hacklemeye çalışırlar. Mesela bakın, burada da sizi inandırabilmek için böyle meşhur işte o phishingli ekranlar çıkartmaktalar kendileri. Burada açıp baktığınızda içeri etkinleştir dediğinizde, şöyle yapalım hatta, process hacker'ımız da kenarda dursun. Bakın, içeri etkinleştir butonumuza basıyoruz. Hemen bir PowerShell batch file'ı çalıştı. PowerShell batch file'ı değerli arkadaşlar ne yapmış oldu? Base64'lü payload'u
sistemde koşturmaya çalışıyor. Tabii bu da muhtemelen yine internetten gidip bir şeyler çekmeye çalışıyor ama buradaki tüm konseptler arkadaşlar hepsi bizim için ölü durumdalar. Bunu hemen kill edelim. Peki gelip baktığımızda bakın burada artık o şey meşhur araçlarımız da çıkmıyor. Vergiyi düzenli diyene kadar. Çünkü read-only modda açmaya çalışmış. Visual Basic kodlarımıza girdiğimizde açıp bakalım dediğimizde önümüze obfuscate edilmiş kodlar çıktığını görüyoruz. Makro dünyası için konuşuyorum. Şimdi buraya kadar ki tüm açtığım sample'larda ve örneklerde makrolu çalışan hallerini ve ekrana bize işte şey yapmak ister misin? Enable editing gibi butonlar çıktı değil mi? Yani dosya içeriğini sana göstereyim. Bak bir şey olursa karışmam. Eğer bu düğmeye basarsan hep beraber patlayabiliriz tarzında örnekler çıktı. Mesela ikinci bir örnek de açalım. Bakın bir obje, com obje olayı. Ekranda herhangi bir şekilde enable editing falan butonu çıkmamasına rağmen saldırganımız böyle bir şey yazmış. Burada PDF dosyası var diye gösteriyor bize. Bu da embedded file'lar örnek arkadaşlar. Yani bir com nesnesine bahsetmiştim ya, exe'yi atabiliyorsun içerisine. Shift tıklıyorsun. Bakın aslında bir batch file. Run'a basarsam batch file çalışacak ve o batch file'in içerisinde ne varsa geçmiş olsun olacak bana. Ama dosya ben nasıl açıp analiz edebilirim? Yani bu dosyayı şöyle sağ klik yapıp 7-zip deyip içerisine baksaydım malware analisti olarak acaba o batch file benim karşıma çıkacak mıydı? Şunun boyutu büyük bakalım. Yani bir şey yok. Var da aslında yok diyoruz. Hemen hızlı devam edelim. Bakın herhangi bir şekilde uyarı çıkmadı önümüze. Excel dosya tipleri için VB approach IP issue. IP issue'yu sanırım göstermekle alakalı motivasyonum var. Yine bu tarz bir phishing ekranı var. Phishing ekranları karşımıza çıktığımızda aslında arkadaşlar inanmıyoruz. Yine bir PowerShell çalıştı baktığınız gibi. Bu PowerShell dosyası bizi hacklemekle alakalı yine bir aktiviteye başladı. Yine buradan da makrolu golümüzü yedik. Şimdi makrosuzlara biraz ilerleyelim. PowerPoint'lerde de böyle bir olay var arkadaşlar. PowerPoint'i şunu da göstermek isterim. Matruşka dediğimiz yeni nesil bir saldırı tipi mi icat ettiler yoksa bizi mi trollüyorlar anlamadım. Değerli arkadaşlar, matruşkadan kastım şu. Çift tıklıyorsunuz. Bakın aslında PowerPoint açmak istemiyor. Yani dosya bozuk diyor. Böyle bir dosyayı ben açamam diyor. Sonra gelip bakıyorsunuz aslında PowerPoint askıda kaldı. Yani açmaya çalıştığı şeyle ölmedi. Kill olması gerek değil mi? Ben PowerPoint'i az önce gözünüzün önünde kapattım. Yani dosya açılmadı, hata verdi ve kapattık. PowerPoint niye askıda hala? Yani burada ben derinlemesine de analiz yaptım açıkçası. Herhangi bir çalışan farklı bir zararlı bir şey yok ama yaptığı iş şu. Sonunda zaten PowerPoint uçurdu kendini sağ olsun. Bakın açıyorsunuz 7-Zip'le. İçinden başka aynı dosya ismiyle yeni bir dosya çıkıyor. PPM. Bu da PowerPoint'in add-on dosyası aslında arkadaşlar. PPTX değil dikkat ederseniz. PPM PowerPoint için bir add-on modülü. Ve çift tıklıyoruz. Bakın add-on modülün içerisinde ne var? Makro yerleştirmiş adam. Yani normal şartlarda biz add-onları niçin kullanırız? Bize yardımcı olsun, bir şeyler analiz etsin veya bazı konularda ek yetenekler kazandırsın diye. Ama adam PPM dosyasının içerisine makro çakmış. Ve yine hakeza açıp bunun içerisini görmek istediğinizde hep dikkat ederseniz 7-Zip'i kullanıyorum. Çünkü her birisi birer zip dosyası bunların. Açıp görmek istediğimde. Neden açmadın 7-Zip onu? Şöyle bir F5 yapalım. Sağ klik 7-Zip arşiv aç diyelim. Başka bir proses tarafından kullanılıyor. Çünkü muhtemelen az önce PowerPoint kapatmadı kendini. Tekrar deneyelim. Evet. Yine gördüğünüz gibi. Bakın şu görmüş olduğunuz random yapılmış bir isim. Normalde tüm makroların ismi arkadaşlar, makrolu tüm Excel'lerin veya PowerPoint'lerin hepsinin ismi vba1000.bin'dir. Yani vbaproject.bin'dir, özür dilerim. Yani aslında makronun ismi sabittir. Excel'lerde, Word'lerde değiştirmez. Ama saldırgan burada girip elle bunun adını da değiştirmiş. Ki analiz eden analiz araçları otomatik olarak Excel'in dokümanlarına göre o dosya ismini arayıp makroyu incelesinler, inceleyemesinler diye. Matruşka'dan da hızlıca çıkalım ve diğerlerini göstermeye çalışayım. Bakın SLK diye bir dosya tipi var. Açtığınızda Excel ile açılıyor. Şimdi clean'i açayım ben size. Görüyor musunuz? Excel ile açılan bir dosya. İçini açıp bakalım ama Notepad'le. Ne alaka?
ne XML yapısında, ne Ole Compound nesnesi yapısında ama Excel açıyor. Ve çalıştırıyor da içindeki formülleri bile şey yapıyor. Çok da değişik bir sintaksı var gördüğünüz gibi. Malicious'una bakalım. Bak malicious olan da Calculator Exe'yi çağırıyor. Hesap makinesine şu fonksiyonla. Açıp deneyelim. Sanırım bu sanal makinede çalışmayacak bu ama. Bir saniye. Benim canlı ortamımda çalışıyor. Hemen şu SLK'yı. Zararlıyı kendisi yazınca insan korkmuyor. Şimdi bakın hemen Excel açıldı. Şey, GMD Excel'in peşinden açıldı. Yani demek ki dosya formatının işte SLK olması veya iç yapısının farklı olması onu çalıştırmakla mükellef kılınan ilgili Excel'in zararsız bir şekilde kullanılabilmesi anlamına gelmiyor. Yani saldırganlar bakın bu kadar detaylara bile inip incelemekteler değerli arkadaşlar bizlerin kullandığı ofis dünyasının içeriğini. Çünkü çok zengin gerçekten olayları var. Ve RTF'lerden hemen bir örnek verelim. Arkadaşlar RTF dediğimiz bakın uzantısı Clear RTF. Çift tıklıyorsunuz. Açıldı. Açan kim? Word. Değil mi? Peki kapatalım şimdi. Bir RTF dosyasının içerisine bakalım. Bir OLE nesnesi mi yoksa bir DOM nesnesi mi? Bakın başında bir RTF yazıyor. O kadar. Sonra aşağı doğru indiğinizde çok manasız, anlamsız, tamamen RTF'in structure'ını ilgilendiren kısımlar. Ama de bu arkadaşı açayım. Bakın banana.doc diye bir şey açtım. Ama ne oldu biliyor musunuz arka tarafta? Bakın executable'ı görüyor musunuz? Hiç ekrana evet, hayır diye bir soru çıktı mı? Makro var diye bir soru çıktı mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde uyarmadı. Word'ün içerisindeki zararlı executable'ı pat diye bir kere bile uyarmadan sistemin içerisine açtı. Yani en tehlikeli tiplerden birisi gördüğünüz gibi. Öyle enable editing ya da işte onay veriyorum gibi bir olay yok. Yani ofis dosyalarının ne kadar zengin olduğuyla alakalı örnekler vermeye çalışıyorum zamanımın yettiğince. Keşke zamanımız daha uzun olsa da daha fazla şey yapabilsem. Moderatör arkadaş öyle bir izin verir mi bilmiyorum. Bu yüzden mesela Flat XML'lerden bahsettim sizlere. Flat XML dosyamız bakın arkadaşlar içerisini açıyoruz. Tamamen bir XML dosyası. Ama bunun içerisinde yine ne var? Bakın Base64'te encode edilmiş zararlı içerik var. Yani şu görmüş olduğunuz Base64 içerikler aslında nedir? Çalıştırıldığı zaman sisteminizi etki edecek kısımlar. Ama bu uyarır mı? Yani Flat XML doku açtığımda ben bakın içeriği etkinleştir butonu çıkıyor. Allah'tan burada böyle bir ek bir en azından sözde koruma önlemi var. Ama asıl son sözüm bu olsun. Yine en sevdiğim zafiyetlerden birisi template injection arkadaşlar. Bir injection çeşidi. Bakın ne yapıyor? Çift tıklıyorsunuz. Dikkat edin sunucuya bağlanmaya çalışıyorum diye bir şey yazıyor. Görüyor musunuz? Bak internet adresini de gördünüz. Bu arkadaş şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisi aslında içerisinde hiçbir makro falan yok. Tertemiz bir ofis dosyası. Ama gidip asıl makrolu dosyayı internetten indirmeye çalışıyor. Yani tıpkı bir executable'ın Trojan indirmesi gibi. Tabii ki o web sitesi şu anda kapalı olduğu için siz böyle bir ekran görüntüsü görüyorsunuz. Normalde aslında gidecekti. O web sitesinden başka makrolu zararlıyı çalıştıracak. Ve ne yapacaktı? Ekrana yine tabii ki enable editing çıkartacaktı. Ama makroyu dışarıdan aldığı için siz şu görmüş olduğunuz dosyayı açıp analiz ettiğinizde içerisinde asla bir makro göremeyecektiniz. Yani şunun içini analiz eden herhangi bir structural analiz aracı bunun içerisinde bir makro göremez. Hocam makro nasıl görünüyor? Şöyle bakın. Mesela şu bir makrolu dosya değil mi? Bakın makrolu dosyaların içerisi her zaman böyledir. Şunu görürsünüz. Şart yani. Uzantısı 1000 VBA Project 1000. Bitti. Bu kesinlikle şunu ifade eder. Bu dosya makrolu ve içinde makro var. Bu dosyanın varlığı, makronun varlığı demektir. Ancak bizim burada eleman ne yapmış? Tertemiz bir dosya göndermiş bize. İçerisinde asla makro yok. Dosyanın boyutu da zaten minnacıcık. Hiçbir şey yok. Ama açtığınız anda bir sunucuya bağlanıyor. Peki bunu nasıl yaptı hocam? Yani bunun da içerisinde değerli arkadaşlar yine Office Word dosya yapısına girdiğinizde bakın Web Settings XML diye bir dosya var. Ne diyor? Diyor ki ben dışarıdan başka bir dosyanın template'ine ihtiyacım var. O dosyanın hedefi de burası. Template burada diyor.
Halbuki template burada dedi, yerdeki sunucunun içerisindeki dosya makrolu bir Word dosyası veya Excel dosyası. Word gidiyor o dosyayı download etmeye çalışıyor ve kendisi otomatik olarak ne yapıyor arkadaşlar? İstismar olmuş oluyor. Evet. Vallahi motora taktım artık son dakikalarda. Çünkü son 15 dakika falan dediler şey yapacağız. Hocam 2'ye, 3'e kadar mı vaktimiz vardı? Neydi Burak hocam? Aslında öyle ama dilerseniz uzatabiliriz. Eğer konu uzayacaksa. Son 5 yani, dakikayı soru cevap şeklinde yapabiliriz. Evet, soru cevap şeklinde de gitmek istiyorum. Şimdi ben bazı şeylerden de bahsedeyim. Şimdi değerli arkadaşlar, ofis dünyasının açıkçası çok dedik ya, handikaplı bir dünya olmasından bahsettik. Şimdi burada şöyle bir olay var. Bakın şu anda ekranda Malware Bazar adı verilen Virüs Total benzeri ama burası daha çok Threat Intelligence için geliştirilmiş bir ekran. Yani hemen hemen dünyadaki tüm saldırı gruplarının birinci elden kurumlara karşı veya kişilere karşı yapmış olduğu phishing atakları ve buna benzer tüm ataklarda kullandıkları payloadlar, binary'ler veya ofis dosyaları, PDF'ler hepsi burada toplanır. Anlıktır, güncellenir sürekli. Bakın mesela bir tane Excel dosyası gelmiş. Daha yeni. Saate baktığınızda artı 3 saat koyduğunuzda ben muhtemelen bu sunuma başladığımda gelmiş olan bir dosya. Açıp içine baktığımızda bakın burada database'in içerisinden hemen bize işte bir analiz ekranı çıkartıyor. Dosyanın içini açmış, analiz etmiş veya diğer üreticilerin tümü girmişler. Burada tek tek kendileri bu dosyayı analiz etmekle alakalı işlemlerini gerçekleştirmişler. Sonra işlerini açıp ne yapabiliyorsunuz? Bakabiliyorsunuz. Yani hani eğer elinize böyle bir threat intelligence lazımsa veya IOC lazımsa malware pazardan yararlanabilirsiniz. Ama bunu tabii yeteneği malware pazar kendisi sağlamıyor. Buradaki vendorlar sağlıyor arkadaşlar. Vendorların tümü bunların üzerinde analizler gerçekleştirip ilgili çıktıları ne yapıyorlar? Götürüp malware pazara veriyorlar. Buradan da siz yararlanabiliyorsunuz. Güzel tarafı şu, ben bu şu tarafından hoşlanıyorum. Bu dosyayı hemen download edip bunun üzerinde analizlerimi gerçekleştirebiliyorum. Hani yeni bir yetenek mi çıkmış, yeni bir şey mi icat olmuş gibi. Çok güzel, bizler için kullanılan harika bir ortam kendisi. Peki tekrar konuma geri dönecek olursam, hani sunum üzerinden bahsederken şöyle bir olaya değinmiştik ya. Ne yapacağız? Yani şimdi ben size bu kadar şey anlattım. Executable'lardan aslında çok daha ya da aynı katmanda bir karmaşıkla saldırganların kullanabileceği bol vektör altyapısına sahip bir ofis dünyasından bahsettim. Belki bu sunuma katılmadan önce ofis dünyası sizin için sadece ya bir tane makro var. İşte adam, bizim kullanıcılar makroyu açtığı zaman şey yapıyorlar. Ben de kurumda makro politikamı sıkılaştırdım. Artık kimse makrolu dosyayı açamıyor. Bunun aslında yeterli bir cevap olmadığını görmüş oldunuz umuyorum. Akabinde yine bunlarla alakalı işte bypass, o sandbox ürünlerinin dinamik analizlerde süreli beklemesi veya işte antivirüslerin ne yapması, gün sonunda yine sizlerin bunlarla alakalı bypass'a neden olabilecek aktivitelere sahip olması, ki EDR ürünleri var mesela. EDR ürünleri de arkadaşlar burada size bir protection sağlamaz ama uyarı altyapısı sağlar. Yani gider der ki bir dosya çalıştı, o Word açıldı, PowerShell'i çalıştırdı, PowerShell gitti şunu yaptı, evet bunu söyler. Siz de bunlarla alakalı aksiyonunuzu ne kadar hızlı alırsanız enfeksiyonu o kadar hızlı tabii ki şey yaparsınız. Ama şöyle bir şey olması gerekmiyor mu sizce arkadaşlar? Yani bu işin aslında daha ilk fazda, yani ne sandbox'a uğrasın, ne EDR'a uğrasın, ne EPP'ye uğrasın ama geldiğinde bu hemen otomatik olarak daha e-mail halindeyken orada kesilsin. Yani initial vektörde. Ben orada cevap almak istiyorum. Ya da en azından oradan bir karşılık görmek istiyorum. Niye içeri kadar gelsin de ben işi EDR'a bırakayım ki ya da EPP'ye bırakayım ki? Bunu burada kesmenin yolu yöntemi yok mudur? İşte bunu eğer antivirüslere yaptırmaya çalışırsanız çok hızlı bypass edilme olaylarının olduğunu zaten artık onu söylemeye gerek yok. Var. Eğer bu işi sandbox analiz cihazlarına bırakırsanız orada şunu göze alacaksınız. Süreyi mutlaka bekleyeceksiniz. Orada mail akışınız eğer çok yüksekse, günlük on binlerce mail geliyorsa kuruma, bunların her birini o sandbox'ın üstünde 30-40 tane analiz yapabilme yeteneği olan sandbox'ın üstüne vermek biraz açıkçası kutuyu çok yormaktan mütevellit, uzun kuyruklarda beklemenize
neden olacaktır. Başka daha aslında doğru yaklaşımlar bunlara structural, yapısal analiz yapan, yani ne statik ne dinamik, onun ortasında bir yerde bakabilen ürünlerle bakabilmekten geçiyor. Arkadaşlar şahsen bu tarz çözümlere daha yaklaşık sıcak olacağını düşünüyorum gelecek yıllarda. Deyip ben son 10 dakikayı soru cevaplarla veya varsa ek şeyler onlarla değerlendirmeyi tercih ediyorum değerli arkadaşlar. Deyip Burak hocam sana bırakalım, nasıl yapıyoruz şimdi? Sorularınızı chat kısmına yazarsanız okuyup İbrahim hocamızı yapacaktır. Teşekkür ederim. Mesela Muhammed hocamız demiş ki EPP EDR çözümleri riski ortadan kaldırabilir mi? Aslında bahsettim ondan. Yani tam anlamıyla ne yazık ki kaldıramıyorlar. Siz sadece bir cevap almış oluyorsunuz belki vakadan sonra. Evet, kayıtlar sizlerle paylaşılacak arkadaşlar. Ondan sonra VM detection yapan bazı malware ve ransomware'lerden korunmak için kendi bilgisayarımızı VM'miş gibi gösterebilir miyiz? Göstersek korunmamız mümkün mü? Bu yine aslında vektörün sizin sisteminize sızmasıyla alakalı, sizin aldığınız ekstra bir guard yöntemi, koruma yöntemi. Ama inanın arkadaşlar, siz bunu da yapsanız saldırgan bunu da düşünüp buna karşı da bir şey geliştirir. Çünkü bu dünya kedi fare kovalamacası. Kendi makinenizi bir sanal makine gibi göstermek tek başına bir saldırganı engellemez. Çünkü saldırganlar sadece bir sanal ortamda olup olmadığına bakmıyorlar. Artifact diyoruz bunlara arkadaşlar. Bir zararlı bir virüs makinenize girdiğinde orada çok daha farklı, çok daha internal hassas yerlere bakıyor. Yani gerçekten analiz edip edilmediğine özel artifactlerle karar veriyor. Chat ekranından bakalım. Sunumu alabiliyor muyuz? Alırsınız tabii hocam. Sonra webinar videosu paylaşılacak dedik. Malware pazarda bulunan örnekler risk içermez mi? Tabii içeriyor arkadaşlar. Hem de çok kral riskler içeriyor. Yani hani sakın aman diyeyim, alıp kendi makinenizde çalıştırmayın. Hemen hemen hepsi zaten gerçekten gerçek kampanyalarda kullanılan zararlılar. Yani ben onları niye kullanıyorum? Kendi bir malware analistiyim. Bir protection ürünü o konuda ya da analiz ürünü geliştiriyorum. Bu manada oradan sürekli yararlanıyorum. Yani sürekli beni besliyor. Hatta işte az önce de bahsetmiştim. Açıp şöyle göstereyim. Mesela biz bu eğitimi veriyorken, anlatıyorken bile yeni yeni malware'ler akıyor içeriye doğru. Şöyle bir F5 yapalım. İşte en son gelen bir Excel dosyası buymuş. Sonra peşinden yine bir Excel dosyası gelmiş. Mesela şu document dosyası. Ya da bakın aşağıda güzel bir Velvet Swiss Shop'lu bir Excel dosyası var. Açalım onu. Mesela Duckart benim geliştirdiğim ürün arkadaşlar. Bakın Duckart hemen yakalamış mesela malicious demiş olaya. Açalım bir analiz sonucu görmeye çalışalım. Arkadaşlar bakın hemen buradaki analiz sonuçlarında size ürün içerisinde varsa çıkan bir IOC ki buradaki resimlerden hemen sizi kandırmaya yönelik bir phishing ekranı olduğunu OCR modülüyle tespit etmiş ve raporlamış ve içinde embedded file'lar olduğunu, yani içerisine Word dosyasının içerisine bakın başka Word dosyaları ve başka yine zararlı exploit dosyaları yerleştirildiğini size söylemiş. Hakeza hani niye bu kadar önemli? Arkadaşlar bakın VirusTotal'e giriyoruz. Şimdi VirusTotal'de bir tane zararlının kaç tane üretici tarafından yakalandığını görüyorsunuz. 2 tane. Yani şu kadar üreticiden ilgili Excel dosyası sadece 2 üretici tarafından zararlı olarak görülmüş. İlgili hash'i alıyoruz. Şuradan. İlgili hash'i alalım. Aynısını gidip bizim Duckart analiz aracına verdiğimizde dosyayı. Bakın burada içerisinde neler yapıldığını, nelere sahip olduğunu. Adam kendi resmini niye koymuşsa. Sonra modüllerde, hangi modüllerde stomping yapıldığını. Stomping ne demekti arkadaşlar? Kodda görünenle çalışanın farklı olduğu anlamına geliyordu. İçindeki zararlı dosyaları embed ettiği ve yine varsa o makro hallerini, ki bu makroların bazılarının stomping'e uğradığını gördünüz az önce yaptığım örnekte. Yani çok hızlı bir şekilde analiz edebiliyor. Sadece 1 saniye, 2 saniye içerisinde size içerisindeki tüm detayları çıkartabilen bir şey. Yani malware pazardan benim de yararlanmamın en büyük nedenleri bu ürünü geliştirmekle alakalı olan kısımlar. Evet. Başka sorulara bakalım. Sunumu alabileceksiniz arkadaşlar. Malware pazar örneğini e-posta onu geç. Şimdi bize mail üzerinden gelen ofis dosyalarını bir analiz yapmak basitçe. Evet, ofis dosyalarında analiz yapmak istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi ben işte bu konuda kendim bir platform oluşturmaya çalıştım. Çünkü dünyada baktığım zaman böyle ofis dosyalarını
statik yollarla analiz eden bazı araçlar var. Ama sizin kendi bilgisayarınızda onları açıp o sanal ortamınızda yapmanız gerekiyor. Bununla alakalı oturup ben kendime oturdum. Programlama dili bilmem ve malware analizini anlamam hasebiyle bir şey geliştirmeye çalıştım. Şu anda bildiğim kadarıyla dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda benim yaptığım analiz yapan araç var. Kullanabilirsiniz online platformu. Girip buradan hızlıca kayıt olup dosyaları başkanın görmesini istemiyorsanız dosyalarınızı analiz ettirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Sonra Linux ortamında çalışma olasılığı nedir? Linux aslında arkadaşlar saldırganların çoğu da LibreOffice'i zaten saldırı yani makro üretmek için kullanıyorlar. Yani daha çok gol yemek için değil. LibreOffice'te de şöyle olur. Yani ilgili makro gidip LibreOffice için yapılabilen bir saldırı formatına büründüyse Linux de etkilenir yani. Burada işletim sisteminin veya çalıştırdığımız ofis uygulamasının çok bir esprisi yok. Ama Windows popülerliği nedeniyle en fazla hedef alınan ortam. O yüzden oralara özel makrolar yazılıyor. Evet. Bu tarz saldırıları engellemek için EDR ve Sandbox kullanıyoruz. Onun dışında daha gelişmiş bir çözüm var mı bu tarz saldırı? Allah inşallah benim ürünü işte API tarzı yapıyorum. Gelip sorduklarında dosyayı çok hızlı cevap alacaklar. Yani daha e-mail katmanındayken kesmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Bu tarz bir motivasyonum var. Tarsa. Microsoft'un bu tür malware'e karşı kendi çözüm yöntemi var mı? Örneğin Word'de kullanılan bir pluginle bazı infoları görüyorum. Evet arkadaşlar yani şöyle Word'de plugin'i kurduğunuz zaman dosyayı açmak zorundasınız. Word'de dosyayı açtıktan sonra az önce bahsettiğim denetimi yapamıyor. Yani dosyayı sana göstermeden analize sokturtmuyor pluginler. Öyle bir kötü tarafı var. Yani Excel'e Word'e plugin kurayım da dosya açıldığında o plugin beni korusun demek çok doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Daha dosya açılmadan, makinenize inmeden e-mail ortamındayken e-mail sunucunuzun al bu dosyayı git bana cevabını söyle. Structure analiz yap. Yani şu eğitimde az önce size nasıl structure analiz yapılır hızlıca göstermeye çalışmıştım. O yapılan işlemlerden sonra çok hızlı bir cevap alıp yani sandbox'ı bile 5 dakika beklemeden anında cevap alıp hayır bu kötü şeyler var. Hatta içinden IP'leri de ayıklayabiliyoruz varsa dışarıya çıkan ya da HTTP adreslerini. Bunları da IOC ile git CM sistemine söyle. Bunları da hemen bloklasın dedirttirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mobil tarafta Android iOS sistemlerinde yakın zamanda global ses getirecek bir zararı bekliyor musunuz? Her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü onları analiz yapan, inceleyen arkadaşlar sürekli yeni zero day'ler, yeni atak vektörleri geliştiriyorlar. Yani yakın zamanda mesela meşhur Pegasus'u duydunuz. Şimdi Pegasus'tan sonra yeni bir şey daha çıktı mesela. Adını ben de unuttum. Sürekli olacak bunlar. Bu kedi fare yarışı bitmez. Evet, platformun API desteği var arkadaşlar. SOAR ürünleri de dilediğiniz gibi entegre edebilirsiniz. Eğer API ile gönderebiliyorsa dosyayı anında cevap alabilirsiniz. Kullanıcı ulaşmadan engelleme tarafında işte arkadaşlar dediğim gibi e-mail ürününüzün eğer bir engelleme özelliği varsa ki var her e-mail ürününde bir engelleme özelliği var ama o e-mail ürününün gelip işte bu tarz platformlarla API bazlı veya başka tür entegrasyonlarla entegre olup eğer bir dosya attachment'ı veya içinde bir link de geliyorsa o linki hemen bu tarz ürünlere verecek git diyecek bana anında cevabını dön. Yani çok bekletmeden saniyeler içerisinde bunu yapacak. Yani yakın zamanda muhtemelen daha da çok çıkacaklar. Çünkü bu bir gerçekten sektörde eksik. Herkes illa zararlı EDR'a şey endpoint'e düşsün. Ben orada EDR'la şeyle bakarım kafasında ilerliyor. O çok doğru bir yaklaşım değil. Mutlaka buradaki eksiklerde şey olacak. Entegre olan çözümler gelişecek. Evet, sanırım yeni soru daha fazla yok. Tam da süreyi birebir tutturdum. Karadenizli olmanın avantajıyla hızlı konuşarak süreyi tutturduğumu düşünüyorum. RTF uzantılı ofis dosyasına uyarı vermeden zararlı inject olayı nasıl yapılıyor? Çünkü RTF dosyasının üzerine bir obje yerleştiriliyor arkadaşlar. Bu obje yerleştirilen de Word ofis dosyalarının CVE 2017 denilen bir exploit tekniğiyle exploit ediyor Word'ü ve çat diye çalışıyor ki sadece RTF'de olmuyor arkadaşlar o. Az önce SLK uzantıları için de gösterdim. Efendime söyleyeyim template injection yönteminde de gösterdim. Hiç öyle ekrana uyarı vermeden açma olayıyla alakalı makrolar dışında daha da fazla alternatifiniz olduğunu bilin. API belgelendirmeleri için evet doğru söylüyorsunuz. Bağlantı verebiliriz arkadaşlar. Burak Bey'e ben iletirim. Burak Bey sunum sonrası size ilgili hem video kaydıyla hem de onun altına yorum olarak API dokümantasyonu iletecektir. Evet şifresini bilmediğim bir dosyayı analiz edebilir misiniz? Ya hayır arkadaşlar. Şifresini bilmediğin eğer Velvet Switch Shop değilse oraya şifre yazmak zorundasınız. Bir brute force attacker uygulaması, WordPress uygulaması olarak DuckGuard'ı ben bilerek öyle bir yetenek koymadım. Yoksa istesem yapabilirim. Ama o boşuna CPU analizi ve CPU tüketmek anlamına geliyor. Bunları özel olarak aslında paralı yapan yerler var.
Hani bunu ücretsiz bir servis halinde güçlü bir makinemiz olursa ben yapmayı planlıyorum. Ama çok legal midir? Düşünmek lazım. Üzerine düşünmek lazım. Evet. Sunduk arkadaşlar, sunduk. Güzel şeyler olacak inşallah. Yani şeylere. Yapıyı sundunuz mu diyor bir arkadaş da güvenlik firmalarına. Şöyle çalışıyor arkadaşlar. Kodu da burada. Bakın mesela ben bir basit şeyi, yani VBS tombingi tespit edebilmek için sadece yöntemlerden birisi bildiğiniz ilgili yapıyı ne yapmam gerekiyor? Array olarak o array'lerin içerisinden özel string'lere ayıklayıp onları bir byte array haline getirip sonra kullanıcının kendi yazdığı makronun içerisindeki tekstlerle compare ede ede gerçekten bu compare işlemi de en zor kısımlardan birisi. Ne yapmış oluyorum? Denetlemiş oluyorum. Yaklaşık şu ana kadar arkadaşlar 7-8 bin satırı geçti kodladığım, bizzat benim kodladığım satır sayısı. Çünkü kullandığım yardımcı library'ler de oldu tabii ki. Ama baktığınız zaman hakikaten ilk başladığımda ben açıkçası kızıma C# öğreteceğim diye başladım bu maceraya. Ama olay nerelere geldi? Şu anda çok daha gelişmiş. Hatta şimdi PDF için de çok bir gelişmiş analiz engine'i yazmaya çalışıyorum. 500 sayfalık bir PDF structure kitabı okumaya başladım. Oradan gelişmeler devam ediyor. Yani bütün dosya tiplerine aynı şeyi getirmeye çalışacağım. Nasipse bakalım. Evet. Evet, binary bazlı denetliyor arkadaşlar ve structure bazlı denetliyor. Yani denetim şöyle oluyor. Sadece bir statik analiz yapmıyorum. Çünkü diğer analiz araçlarının alayı şöyle yapıyor arkadaşlar. Dosyayı açıyor, içerisinde bildiği yapıların yerlerinden hash arama yapıyor. Yani hash arıyor veya sadece basit regex'e bakıyor. Bu kadar diyor, geçiyor. Ama ben bildiğiniz bir Office, Excel, Word bir dosyayı açarken ne yapıyorsa structure, tree, yani her bir altyapısını, objesini açıyorum, inceliyorum ve inceledikten sonra ortaya size böyle bir doğru sonuç çıkartmaya çalışıyorum. Yoksa diğer türlü zaten bir anlamı olmaz. Çok kolay bypass edilir veya bolca false pozitif çıkartır. Evet, başka soru var mı? GitHub tool'ları arkadaşlar, en meşhuru Ole Tools. Yani Ole Tools hani var mı dediniz ya. Mesela Ole VBA ya da Ole Tools dediğimiz bu tarz araçlar var. Zaten hani benim yaptığım işi yaptığını iddia eden bazı araçlar da çıktı piyasaya ama çoğu bu görmüş olduğunuz hazır kütüphanenin üzerine basitçe React'te Angular'la bir arayüz giydirip denetimi bu araca yaptırtıyor ve sonuçlarını size vermeye çalışıyor ama sonuçlar da yorumlanması için gerçekten çok teknik birinin olmasının gerektirdiği durumlar olduğundan çok da doyurucu olmayan. Yani gerçekten malicious bir dosyaya malicious demiyor mesela. Siz yine o yorumla çıktıya bakarak malicious olup olmadığına karar vereceksiniz. Benim ürünümde özellikle malicious olmasına, yani verdiğim sonucun doğru olmasına çok fazla brainstorm yaparak karar veriyoruz. Veriyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Evet. Evet, ücretsiz kullanabiliyorsunuz Dakar'da arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Evet. Machine learning arkadaşlar benim çok inandığım bir kavram değil. Bunu bir kere baştan söyleyeyim. Yani malicious dünyası için, malware dünyası için hani artificial intelligence'miş. Havalı cümleler, güzel şeyler ama yani bu işin içinde olan ve bolca da bu işle alakalı ilgili geliştirmeler yapan birisi olarak söylüyorum size. Yani çok fazla geleceği için de şey yapmıyorum. Umutlu gözlerle bakmıyorum. Umarım ben yanılırım. Başka sorumuz var mı? Evet, cümlemizden. Peki arkadaşlar, teşekkür ederim hepinize. Değerli katılımlarınız için. Umarım faydalı olmuştur hepiniz.